Adil Öksüz'ün baldızın ağırlaştırılmış müebbet istemi Sakarya'da FETÖ-FDY soruşturması sonunda, firari Adil Öksüz'ün baldızı hakkında ağırlaştırılmış müebbetle 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adil Öksüz'ün baldızı tutuksuz sanık Belkıs Nur Tetik hakkında hazırlanan 9 sayfalık iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı. Sanık Tetik hakkında, anayasayı ihlal ve silahlı terör örgütü üyeliği, suçundan ağırlaştırılmış müebbetle 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame kabul edildi. Davanın görülmesine 12 Haziran Salı günü Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. İddianamede, sanık Tetik'in ikamet aramasında ele geçen ve eşi Ökkeş Tetik'e ait olduğunu beyan ettiği telefondaki bir yazıda, kendi ailesinin isimleriyle Fethullah Gülen'in ismi ifade edilerek, "Güller Gülen'e olsun feda, Gülen nesiller dolsun dünya," yazarak Gülen'e övgü dolu sözler sarf edildiği, yine dershanelerin kapatılmasıyla ilgili Gülen'in yanında olduklarını kaleme aldıkları ve Gülen'e ait şiirin paylaşımının yapıldığı belirtilen iddianamede, telefondan, Baylo programının kullanıldığının tespit edildiği aktarıldı. Öksüz'ün kaçmasına imkan sağlamıştır. Tetik'in Bankasya'da hesabının bulunduğu, hesabını aktif kullandığı, 17 ila 25 Aralık süreci sonrasında 19 katılım hesabı açtırdığı kaydedilen iddianamede, sanığın hesap bakiyesi ve gelişimi incelenmesinde, 2013 Aralık ayında hesabında sadece 16.56 lira olmasına rağmen 2014 yılı Ocak ayında hesabında 100.331,87 lira bulunduğu, sanığın hesap hareketlerinde 29 Ocak 2014'te katılım hesabı açma adı altında 60.000 lira yatırdığı, 3 Nisan 2014'te katılım hesabı açma adı altında hesabına 60.716,76 lira yatırdığı anlaşılmıştır, ifadeleri kullanıldı. Sanık Belkıs Nur Tetik'in eniştesi olması nedeniyle Adil Öksüz'ün örgüt içerisindeki konumunu bileceği, aynı apartmanda ikamet ettiği aktarılan iddianamede, şunlar kaydedildi. Tetik'in, Adil Öksüz'ün Haziran ayında eşi Aynur Öksüz'ü Amerika'ya bırakıp geldiğini ve 13 Temmuz 2016'da siyah renkli bir araçla Ankara'ya gittiğini bildiği, Öksüz'ü ailesiyle birlikte yaşadığı ikametinde saklayarak kendi örgüt bağını da ortaya koyduğu ve darbe teşebbüsünün planlayıcılarından olan Öksüz'ü yetkili makamlara bildirmeyerek kaçmasına imkan sağladığı anlaşılmıştır. Sanığın örgütün kuruluş amaçlarını, faaliyet ve eylemlerini, hedef ve yöntemlerini benimseyerek gönüllü olarak örgüt hiyerarşisine dahil olmayı tercih ettiği, gerek görevi sırasındaki şahsi gerek mali faaliyetleri dolayısıyla terör örgütüne finansman sağladığı anlaşılmıştır.